Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Dünyadan son durumla karşınızdayız. Karabağ'dan çok sıkıntılı bir gelişmeyle başlayalım. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan ordusu tarafından temizlenen Feru köyüne an itibariyle Rus askerleri zorla girmiş durumda. Rus askerleri köye girerek kontrol bizde videosu paylaşıyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoyu görmektesiniz. MC şeklinde barış birliği logosu olsa da bölgede barış gücü bayrağı değil Rus bayrağı dikkat çekiyor. Azerbaycan toprağına Rus ordusu zorla girmiş durumda görüntüleri görmektesiniz. İngiltere Silahlı Kuvvetler Başkanı'nın resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan'a geldiğini söyleyelim. Bugün önemli bir anlaşma imzalanıyor. Azerbaycan ve Türkiye arasında kollu kuvvetleri arasında güvenlik işbirliği anlaşmasına ilişkin 6 maddeden oluşan belgeyi görmektesiniz. Türkiye ile Azerbaycan arasında kollu kuvvetleri anlaşma imzalamış durumda. Bununla ilgili resmi belge paylaşılıyor. Dileyenler durdurup okuyabilir. Hayırlı olsun diyelim. Son günlerde Karabağ'da Rusya'nın tehditleri artmış durumda. Ermenistan'ın tehdidinden zaten bahsetmiyoruz. Onlar tehdit etse ne olur o da ayrı mesele. Ukrayna'ya gidiyoruz. Çok modern bir 9S935 kodlu Tempest'in Ukrayna ordusu tarafından ele geçirildiği belirtiliyor. Bu kompleks çeşitli hava savunma birimlerini yönetmek için tasarlanmıştır. Rusya tarafından Barnaul komuta ve kontrol sisteminin parçasıdır cümlesi kullanılıyor. Ruslar artık Ukrayna üzerinde çok rahat uçuyor. s 300ünde vurulduğunu söylemiştik. Rus uçaklarının Odessa bölgesinde rahatça keşif uçuşu gerçekleştirdiğine dair görüntüler yayınlanıyor. Ukrayna'da S-300 kalmadığına yönelik iddialar var. Yine yok edilmiş Ukrayna BTR'sini görmektesiniz. Rus kuvvetleri tarafından ele geçirilen 4 örnekle birlikte imha edildiği görsel olarak doğrulanan 3. BTR-3 oluyor. Bu şekilde haber paylaşılmış. Yine Zelenski'nin üst düzey yardımcısı eski İran Büyükelçisi ve Ukraynalı Yahudi milletvekilinden oluşan heyetin İsrail'in Ukraynalı mülteciler ve Ukrayna'ya askeri yardım konusundaki politikasını görüşeceği belirtiliyor. Karkiv Oblastı'nda Malaya Roan köyünde yakın zamanda geri alınan bölgeden Ukrayna ordusu tarafından video yayınlanıyor. Ukrayna ordusunun burada kontrolü sağladığına dair haberler var. Yine ülkemiz adına önemli bir gelişmeyi görmektesiniz. Somje uçuştan önce kaldırmak şeklinde TÜBİTAK'tan paylaşım yapılmış. İçerisindeki kablonun uzunluğunu da görmektesiniz. Yine yarın çakır tanıtılacak. Denizden denize, havadan denize, su üstü uçuş roket san tarafından tüm detaylar yarın aktarılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emin Erdoğan'la beraber Özbekistan'ın Hive şehrini ve kentteki İçhan Kale bölgesini ziyaret etmek üzere Uğur Havalimanı'nda çeşitli etkinliklerle karşılanıyor. Özbekistan'dan video yayınlandı. Yine Danimarka Baltık devletlerine 800 NATO askeri göndermeye hazır olduğunu söyledi. Danimarka Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından herhangi bir Rus tehditine karşı Baltık ülkelerine 800 askerlik tabur yollayacak. TheDefensePost.com'da bu haber servis ediliyor. Bugün önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyet Çin'in başkenti Pekin'e geldi. Geçen hafta da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Kabil'e gelmişti. Karşılık bugün veriliyor. Suriyeli Hristiyan milis lideri Ukrayna savaşında Rus güçlerine katılmaya hazır olduklarını duyurdu. Suriye hükümetine sadık Suriyeli Hristiyan teröristlerin lideri Ukrayna'da Rus ordusunun yanında savaşmak isteyen savaşçıların hazır olduğunu Ukrayna'ya yola çıkacağını duyurdu. Yüksek maaşlarla ödeme yapılacağı da not düşünmüş. El monitör tarafından servis edilen haber bu şekilde. Türkiye-Özbekistan dedik. 10 anlaşma imzalandı. Erdoğan'la Mirziyoyev arasında imzalanan anlaşmalardan bahsedelim. Ticaret Bakanlıkları arasında tercihli ticaret anlaşması, Milli Savunma Bakanlıkları arasında askeri çerçeve anlaşması, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 3. toplantısı da yapılacak. Adalet Bakanları arasında hükümlerin nakli anlaşması, adli bilimler alanında işbirliği mutabakatı, yine Ticaret Bakanlığı arasında ülke sınırlarından geçen taşıtlar ve eşyalara dair bilgi değişimine ilişkin protokol, inşaat alanında mutabakat zaptı, 2022-2023 yıllarında işbirliğine dair eylem planı ve işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Anadolu Ajansı Özbekistan Milli Haber Ajansı ile de işbirliği anlaşmasını imzalamış durumda. Muhtemelen en önemlisi askeri işbirliği anlaşması önümüzdeki yıllarda imzalanacak. Çünkü şimdilik askeri çerçeve anlaşmasının imzalandığı da duyuruluyor. Hayırlı olsun diyelim. Yine bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kurumun OCD toplantısına katılmak üzere Paris'e geldiği belirtiliyor. Burada toplantı yapılacak. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında bu toplantının yapılacağı notu düşülüyor. Ukrayna üzerindeki son haberlere bakalım. 17 dakika önce V işaretli Rus teçhizatının M10 karayolu boyunca Gomel'e doğru ilerlediği belirtiliyor. Yani Belarus'a doğru ilerliyordu. En az 8 Toşkavu birkaç BTR-82A burada görüntülenmiş durumda. Yine 9 Kamaz kamyonun olduğu belirtiliyor. Tam olarak konumunun bu nokta olduğunu söyleyelim. Belarus'ta Gomel'e doğru gittiği notu düşünmüş. Yine bunun dışında Irpin bölgesinde sürekli çatışmalar devam ederken buradan bir görüntüyü görmektesiniz. Yine siperlerin çaldığı belirtiliyor. Rus ordusu tarafından öldürülen Ukraynalı çocukların anısına Gürcistan parlamentosu önünde miting düzenleniyor. Yine Rus ordusunun dün sabah Mikole bölge idaresi binasına saldırı yaptığını söylemiştik. Ölenlerin sayısı 14'e yükselmiş durumda. Ağır bombardıman gece boyunca da devam etti ve sivil altyapı yok edildi. Rus hava saldırıları Marinka ve bunun dışında birçok bölgede devam ederken bununla ilgili resmi bir açıklama yapılmış. Chernihiv bölge valisi de bölgede saldırıları azaltma sözü vermesine rağmen Rus saldırılarına düşüş görmediklerini söylüyor. Ukrayna Büyükelçiliği de iki yabancı işçinin Ukrayna vatandaşı olduğunu doğrulamış durumda İsrail'deki saldırıdan bahsediyor. 3 Rus müzesi öğleden sonra Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemlerini vurmuştu. Bunun haberini yapmıştık. Yine Rus ordusu bu sabah bazı yerleri bombalamaya devam etti. Donetsk'teki Pintara Caddesi'nde konut binası hava saldırısında kısmen yıkılmış durumda. Kharkov'da patlama, Kiev'de patlama daha önce yaşananlarda bahsedilmiş. Diğerleri gece olduğu için zaten önceki videolarımızı aktarmıştık. Günün önemli gelişmesi Rusların ikinci defa bayraklar TB2 düşürdüklerini kanıtlamış olması. Baktığımızda son günlerde Ukrayna tarafından herhangi bir TB2 videosunun yayınlanmadığına da dikkat çekelim. Bu kapsamda muhtemelen TB2'ler düşürülmüş olabilir. Bu konuda zaten düşürülemez şeklini açıklamamız da yok devlet olarak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da Bloomberg'e açıklamalarda bulunuyor. Ne dedi derseniz S-400'ler Türkiye için seçenek değil zorunluluk fakat şu anda Fransa ve İtalya ile diğer savunma sistemlerini görüşüyoruz. Elbette bir çözüm bulabiliriz. Bu savunma sistemlerini alabiliriz açıklaması yapılıyor. Bu arada SOM-C sanayileşme şeklinde paylaşılan infografiği görmektesiniz. Millileştirilebilecek alt sistem ve alt bileşenler şeklinde paylaşım yapılmış. Barbaros sınıfı fırkateynlerde de yarı ömür modernizasyonu başlamış durumda. Mavi Net'in haberine göre Barbaros sınıfı fırkateyn modernizasyonu TCG Oruç reisle beraber başlamış durumda. Bununla ilgili haber paylaşılmış. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.